istiyor. Doçent doktor Mehmet Emin Elmacı bu savunma zaferi milli bilinç oluşmasına katkı sağladı. Biz bugüne çok özel hazırlıklar yaptık. Zeray Kınacı burada, Savaş Yıldız burada, Kardelen burada. Nihal Kemaloğlu'yla dün çok uzun okumalar yaptık. Ve kendisi de bir Çanakkale'li olan, adını da Zafer'den alan, bizim Zafer Söken'den bir dosya rica ettim. Türkiye'm, çoluğunuza çocuğunuza Çanakkale'yi anlatalım, öğretelim. Ey 15'li 15'li Tokat yolları taşlı. Hey 15'li 15'li Tokat yolları taşlı. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Aslan yarim kız senin adın hediye. Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye. Mehmetçiğin dünyanın en güçlü donanmasına karşı göğsünü siper ederek yazdığı destanın, Çanakkale Deniz Zaferi'nin bugün 107. yılı. Çanakkale türküsünde dediği gibi kimi nişanlıydı, kimi evli. Bazıları 14'ünde, 15'indeydi daha. Cepheye koşmaktan geri durmadılar. Bir an bile düşünmediler. Ayakları çıplaktı. Yiyecek, yemek bulmak dahi güçtü. Üzerlerinde yırtık elbiseler vardı. Düşmanın tüm imkanlarına rağmen onların imanları vardı. Çanakkale'de metrekareye 6.000 mermi yağdı. Öleceğini bilerek ilerledi Mehmetçik cepheye. Mustafa Kemal'in "ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum" sözüyle koştular. Bir hilal uğruna binlerce güneş battı. 57.000 şehit vatan toprağı için canını verdi, toprağı vatan yaptı. Aslan yarim kız senin adın hediye. Dünyanın en güçlü donanmasını yenerek yazılmadı sadece Çanakkale destanı. İnsan onurunun ne olduğunu gösterdi Mehmetçik tüm dünyaya. Biraz önce çarpıştığı yaralı düşman askerini sırtında taşıyan da, düşman askerinin yarasına ot basan da vardı. Çanakkale'de düşmanla değil yoklukla da mücadele edildi aynı zamanda. Yokluk yüzünden çoğu zaman aç kaldılar, kuru ekmeğe şükrettiler. Düşmanın tüm imkanlarına imkansızlıkla yanıt verdiler. Bir Seyit çıktı, Çanakkale'de 275 kiloluk mermiyi sırtladı. Düşmanı can evinden vurdu. Koydular beni, oh. 18 Mart 1915'te destana son noktayı koydu Mehmetçik. İşgalcileri amaçlarına ulaştırmadı. Çanakkale'yi geçilmez yaptı. Bir devri orada batırdı. İçinde bir uzun selvi. İşte o günkü ruhla yazıldı Çanakkale Boğazı'na bakan yamaca. Dur yolcu dendi, gelen herkes görsün diye. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. O gençlik.